aşkım uğruna gurbet ellere düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok çaban yanacak heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni yeni. Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracak bence seni. Bir şey olursa sana hayatı zindan ederim Kaan Efendi. Baba merak etme, öyle bir şey olursa ben zaten kendimi yer bitiririm. Sana gerek kalmaz. Şimdi mi aklın başına geldi? Benim salak ol. Ya tamam, kimseye bir şey olmayacak. Düşünmeyin siz de böyle şeyler. Ben hepinize söyledim. Bu kız kendini bir şey yapacak dedim. Demedi mi ha? Dedim. Ama bana inanmadınız. Eğer beni dinleseydiniz hiç bunları yaşamayacaktım. Ah benim gelinim, niye bana demedin? Bana demiş olsaydın Nazgül'ümü kollardım, korurdum. Ya baba, sana demedim ama oğluna söyledim. Ama sakalım yok ki sözüm dinlesin. Kız sen beni kuşağım çocuk gibi azarlayamıyorsun beni. Tamam aşkım, haklısın. Ama fazla abartma istersen ha. Doktor be, karım nasıl yaşayacak mı? Kurşun sıyırıp geçmiş. Karınız da bebeğiniz de gayet iyi. Bebek mi? Böyle oldu. Yani dediğim gibi bir anlık öfkeyle oldu. Yaptığımdan ben sorumluyum, başkası değil. Peki, olay günü kimseyle bir tartışma, sürtüşmeniz oldu mu? Olmadı diyorum ya memur bey. Yani ne yaptıysam ben kendim ettim. Diyeceklerim bu kadar. Peki o zaman, şurayı imzalayın. Peki, geçmiş olsun. Nasıl hissediyorsunuz Nazlı? Vallahi kurşun yemiş gibi hissediyorum doktor bey. Yemişsiniz ama kurşun kalbinizi sıyırıp geçmiş. Ucuz atlattınız. Ama çok kan kaybetmişsiniz. Bu yüzden sizi 3 gün müşahede altında tutmamız gerekiyor. Yakınlarınızla görüşebilirsiniz. Yo yo yo. Ben kimseyle görüşmek istemiyorum. Lütfen Allah'ı severseniz kimseyi içeri almayın. Siz bilirsiniz. Geçmiş olsun. Bir dakika. Bir kişi hariç. Ay inşallah gösterecekler Nazgül'ü bize. Ama içeri ben gireceğim. Sen girip de şimdi kızı üzme. Doktor bey gelini nasıl görebilecek miyim? İyi, gayet iyi durum. Ama kimseyi görmek istemiyor. Aa, beni de mi? Bir tek kişiyi istedi yanına. Eltimi görmek istiyorum dedi. Ay! Görüyorsunuz mu benim bacımı? Beni görmek istemiş. Belli Hanım'ı görmek istiyormuş. Kimse yanına geçebilir. Ama fazla yormayın. Geçmiş olsun. Belo.
Nazgül. Kız. Hepimizi çok korkuttun ha. Ama neyse ki hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şeyiniz? Biz kim Belo? Ya kim olacak? Sen de bebeğim. Ne? Ben hamileyim. Evet. Nazgül, sen de bebekte gayet iyisiniz. Kaan, biliyorum. Biliyorum. Hiç sevinmedi değil. Gelsin de kendini sor. Yok, Belo dur, istemiyorum. Ne oldu, gelinim iyi mi? İyi babacığım, iyi. Oh. Kaan abi mi görmek istiyor? Bana bak Kaan. Bak sakın içeride bir laf edip de gelinimi de torunumu da üzme. Anlıyor musun? Vallahi pişman ederim seni. Ya ana garip garip konuşmayın. İçerideki benim karım, benim çocuğum. Allah Allah. Ya neden Nazgül'üm ya? Neden yaptın bunu ha? Ya size bir şey olsaydı? Ne olurdu ağam? Üzülürdün yoksa? Ya tabii üzülürdüm. Sen benim çocuklarımın anasısın. Hem bak bir çocuğumuz daha olacakmış. Bir tane daha olmayacak. Ben bu çocuğu doğurmayacağım. Saçmalama Nazgül, ne demek doğurmayacağım? Niye? İstiyorsun yoksa? Tabii istiyorum Nazgül, yani diğer çocuklarımı nasıl istediysem ha bunu da öyle istiyorum. Anasını istemiyorsun ama danasını istiyorsun, öyle mi? Nazgül bak sen şimdi sinirden, üzüntüden böyle konuşuyorsun. Yoksa benim tanıdığım Nazgül çocuklarına zarar vermeye aklının ucundan bile geçirmez. O köprünün altından çok sular aktı ağam. Eskiden olsa senden bir evladım daha olacağı için dünyalar benim olurdu. Ama şimdi bir başkasını karı diye bellemiş adama çocuk mucuk doğurmam ben. Bu çocuk doğacak Nazgül. Ben ona zarar vermene izin veremem. Ben istemedikçe hiçbir şey yapamazsın Kaan. Gerekirse kendimi mezara sokarım. Yine de bu çocuğu doğurmam. Anladın mı? Gebe olduğunu duyunca sevindi mi? Sevindi tabii de içi buruldu biraz. Artık bir kuması var sonuçta. Nazgül de biraz fazla abartıyor. Kumaysa bizde iki tane var. Biz canımıza kıyıyoruz. Pişman mıymış bari? Yani gene yaparım falan demiyor değil mi? Aa, çok pişman. Hele hamile olduğuna duyunca var ya, çok üzüldü. Çok pişman gerçekten. İyi var. Kurban olduğum Rabbimin işine bak işte. O canına kıydı. Rabbim ona bir can daha verdi. Bakalım şimdi o elmaslarına Şarmut'a ne yapacak? Nazgül bacımın eli iyice güçlendi tabii. Hanımlar. Her şerde vardır bir hayır. Bu bizim Kaan. Bu meseleden sonra adam olur da hatasından döner inşallah. İnşallah. Döner, döner. Vallahi bak bir daha o karının yüzüne bakmaz ha. Yani çocuğa dayanamaz ha. Bak görürsünüz. Tamamdır bak buraya yazıyor. Vallahi. İnşallah. 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 İnşallah.
Hoş gelmişsin benim babam. Ya niye haber vermedin? Cemil'i gönderirdim seni aldırmaya baba. Öpeyim baba. Öpeyim baba mı baba? Nasılsın baba? Sağlık saatin yerindedir inşallah baba. İyiyim ben. Benim babam da. Ne oluyor baba? Baba artık yalnızlık canıma tak dedi benim. Yani ben ocağıma ince dikildi. Beni vermeni istiyorum ki ben de yerimi yurdumu bileyim artık baba. Ne evlenmezdi baba? Ne diyorsun Allah'a sen baba? Beni ever baba. Bana münasip bir kız bul artık. Ben de bileyim eşim kimdir, yerim nedir. Kurban olayım beni ever baba. Olur everim baba. Tüh benim babam. Ne oldu sana baba? He baba. Baba. Ever baba. Baba baba baba. Hatice! Ah Hatice! Benim babama ne oldu kızım? Niye böyle durup durup bana baba baba diyor? Ağam, Korkut ağamın aklı bir aydır böyle gidip gidip geliyor. Bir an oluyor, hiçbir şey yok. Bir an geliyor, her şeyi birbirine karıştırıyor. Ya bu adam bir aydır böyle de benim niçin haberim olmuyor? Niçin bana bir şey demiyorsunuz? Geçer diye düşündük ağam. Yaşlı sonuçta. Ama bugün sabahla tutturdu beni babama götürün. Beni eve verecek diye. Biz de tuttuk getirdik. Hay anam, hay, hay. Bak gene bize hastane yolu göründü. Cemil! Ay Cemil! Ağam, görsen beni günde 10 kez evden kovuyor. Eski bir hasmı belliyor beni. Sonra dönüp canım anam diye sarılıyor. Yapma ya. Buyur ha. Cemil, hemen 001'i hazırla. Hastaneye gidiyor. Hemen ha. Lan şaktık, şakmaz olduk. Hoş gelmişsin benim kızım. Geçmiş olsun. Hoş bulduk babam. Sağ ol. Ana, hoş geldin. Kuzularım, gelin. Yavaş, yavaş kızım, yavaş. Şişt, yavaş. Tamam, hadi yormayın ananızı, hadi. Gelin bakalım, gelin. Hoş geldin Nazgül. Geçmiş olsun. Senin bu evden gittiğini görmedikçe hiçbir şey geçmeyecek Elmas Hanım. Kaan Allah'ın severse şu karıyı gözümün önünden çek yoksa elimden bir kaza çıkacak. Kaan. Ben Nazgül'ün odasına götürürüm ben, bir merak etme. Tamam. Sen hiçbir şeyi kafana takma kızım, hiç kimseyi. Git, istirahat et, dinlen. Senin arkanda kapı gibi bir kalender ağan var. Sağ ol babam. Hadi Nazgül. Daha fazla ayakta durmasın. Hadi biz de bahçedeki pembe gülleri toplayak, sonra da ananıza hediye edelim. Evet. De haydi, bak pembe güller de açtı. Ay hayırlısıyla bu son olsun, Allah başka dert vermesin. Amin. Vallahi o elmas karısının gidişi olsun da dönüşü olmasın inşallah. Amin. Ay. Anam. Hoş geldin. Hoş geldin kana. Nazgül bacım, hoş geldin. Hoş geldin. Abi, dur kız, dur. Boğacan kızı çekşeyle. Allah Allah. Hoş geldin kızım. Hoş gördük Halti. Nasılsın, iyi misin yavrum? İyiyim çok şükür. Ey, aklını başa devşirmişsindir artık inşallah. Ya Halti, niye öyle diyorsun şimdi? Zaten utanıyorum. Ama kızım bunda utanacak bir şey yok ki. Bundan sonra akıl usul yeter. Tükmen Allah. Kız yeni geldi, bir soluklansın. Gel yavrum, gel otur şöyle. Otur, anam otur. Dur. Ay ha, orası mıyım? Otur. Ana dur iyi. Ay dur kız, ana otur. Ayaklarını uzatsın diye şey. Ay, ya ana yatmayacağım. Ha yeterince yattım zaten. Az oturayım yalnız tabii. Ay Nazgül, kızım.
Sen artık yüklüsün yavrum. Bundan sonra kendine daha dikkat etmelisin, değil mi? İnşallah erkek olur. Hanım da erkeğe dayanamaz ha. He Nazgül, cinsiyeti belli oldu mu kızım? Ne olacak? Yok halde, daha 2 aylıktır. Ya ha kız ha oğlan, ne fark eder? Sağlıklı olsun da. Ya sen sussana yeni gelin. Yani hayırlısıyla erkek olsun. Senin dilin yine uzadı ha. Kurban. Ne diyecekmişsin bana? Ya bilmen gereken bir şey var Elmas. Şimdi mi geldi aklına söylemek? Ben 3 gün önceden öğrendim zaten. Sağ olsun anneler büyük bir mutlulukla verdiler müjdeli haberi bana da. Ha biliyorsun yani. Biliyorum. Senden duymam gerekirken annenlerden duydum. Ya ne yapsaydım Elmas? He? Karım hastanede cebelleşirken onu bırakıp senin yanına mı gelseydim? Tabii canım. Ben kimim ki zaten? Gözünüz aydın Kaan'ım. Allah analı babalı büyütsün. Ne diyeyim? Mutlu aileniz daha da büyüyor. Ya sen ne demeye çalışıyorsun? Anlamaya çalışıyorum. Hani Nazgül'le elin eline değmiyordu ya. Maşallah. Bir de değseydi ne olacaktı acaba? Elmas, saçma sapan konuşup benim hey heylerimi tepeme çıkartma gündüz gündüz. Allah Allah. Bana bunun hesabını vereceksin Kaan. Hani sizin aranızda bir şey yoktu? Hani hiçbir şey hissetmiyordun? Bu çocuk nereden çıktı o zaman? Ya kızım saçmalama. O benim nikahlı karım. Çocuklarımın anası. Karımdan bir çocuğum daha olacak diye sana hesap mı verecektim? Vereceksin tabii. Vereceksin. Kızım sen kumalı ne sandın ya? Ha ne sandın? Anlamıyorsun galiba. Nazgül benim nikahlı karım diyorum. Onu boşadığım falan yok benim. Sen var ya. Sen hiç şikayet etmeyeceksin Elmas. Çünkü bütün bunları sen başlattın. Anama gittin her şeyi sen anlattın. Onun için sen şimdi bunları düşünmeyeceksin. Bunları anama gidip her şeyi anlatmadan evvel düşünecektin. De haydi benim babam. Bin şu arabaya da gidelim şu hastaneye. Bilmem. Ben sünnet oldum. Daha da kestirmem artık. Ya ne sünneti ya? Ne sünneti? Apır sapır konuşup durma Allah aşkına. Bin dedim şu arabaya. Bilmem diyorum sana. Binmeyeceğim. Hayırdır dünürüm? Bu sefer ne oldu? Hayır benim dünürüm. Hayır. Yani benim babam. Bak seni tanıştırayım. Dünürlerim. Kamil Bey ve Kamelyalı Hanım. Anam, yayla gülüm, sonunda bana kaçtın demek ha? Yok dayı, yok öyle değil. Yanlış oldu. Ben yaylanın gülü değilim. Kamelyalı Hanım, benim babamın devreleri biraz yandı da onu hastaneye götürmeye çalışıyorum. Kusura kalmayın ne olur. De haydi benim oğlum gidelim. Gelmeyeceğim. Benim yayla gülüm gelmiş. Kaç zamandır ben onu bekliyordum. Ben gelmem yayla gülüm benim. Kamil koru beni bu sapık adamdan. Kaçma benden. Tamam kacım sen merak etme ben hallederim. Beyefendiciğim sanırım bir yanlışlık oldu. Karıştırdınız siz. Gel benim yaban çiçeğim gel kurban olayım. Ya dinlerim hayırdır ne oluyor böyle? Ya benim babam bir dur ya bir dur hele ya bir müsaade et. Ben dinlerim. Benim babam beni babası zannediyor. Kamelyalı Hanım'ı da yıllar önce kaybetti. Yavuklusu Yayla Gülü zannediyor. Ne diyorsun dedim? Nasıl iş öyle ya? Ya Yayla Gülü yıllar önce sırra kadem bastı gitti. Kendisini yavuklusu Yayla Gülü zannediyor. Yayla Gülüm gel ürkek ceylanım benim. Kaçma sen benden ne olur. Beyefendiciğim bakın oğlunuz araba... Evladım! He! Bak baba ne diyor. Bir bakayım arabaya. He! Sen de kimsin lan mal değne? Öyle yalı kazığı gibi dikilip durma. Vallahi sumsuğu vurdu muydu pekmezini akıtırma? Dinlerim. Baba, ben oğlum. Şşşt. Ha. Ne biçim konuşuyorsun sen amcalarınla öyle? Cız yaparım vallahi billah. Geç şöyle. Geç yürü. Hastaneye gidiyor. Yürü. Yürü. Bekle beni yaban gülüm geleceğim. Ürkek şeylerim. Aha yayla gülüm. Sus be! Aha yayla gülüm. Haydi bin baba ya, bin baba ya. Aha yayla gülüm. Haydi babacığım gidiyorum. Aha yayla gülüm.
Al ölmüşlerin canına değsin ha. Amin. Ya seni böyle gülerken görmek öyle güzel ki Nazgül. Nasıl gülmeyeyim gece? Yok kanımdan bir parça taşıyorum içimde ha. Ah, ah. Ana olmadan anlamazsın derler diye vallahi doğruymuş. Kız! Ay sen de mi yapsan bir tane? Annelik inanılmaz yakışır tipine ha Belo. Vallahi çok güzel olur ha. Kız Menki'yle birlikte büyürler. Kardeş olurlar birbirlerine ha anaları gibi. He? Kız yoksa istemiyorsun sen. Yok canım tabii ki istiyorum. Ama... Ama ne ya Hazar istemiyor. Hayır hayır. Biz sadece o konuyu daha konuşmadık. Kız Allah canın almıyor. Bebek konuşularak yapılacak şeydir. Bak bana. Vallahi Kaan'la üç kelime etmem. Ama üçüncü çocuğu dizdim sıraya. Ya Nazgül. İyi ama. Biliyorum. Biliyorum ama olmadı işte. Yo sen hiç üzülme ha Belo. Şimdi ben doktora gidiyorum ya kontrole. Seni de götürürüz. Sana da bakar gösterir seni he mi? Olur. Heh. Nazgül, müsaitsen misafirlerim var. Baran'la Dilan gelmişler. Ha, buyursunlar ağam, buyursunlar. Ay duydun mu kız, Gret'le Mar gelmiş. Geçmiş olsun Nazgül. Geçmiş olsun yeğenim. Sağ olasız, hoş gelmişsiz. Bak hele sana kırgınım ha. Cana kıymak neci kız? Ya tamam, aşk çaresizliktir. İnsana her şeyi yaptırıyor. Kanıttırıyor, süründürüyor, zehir gibi. E abi artık bu konuları kapatsak diyorum ha? Bak artık hem güzel haberler de aldık. Öyle değil mi? He. Kıllık yağı geliyormuş ya kız. He, hayırlısıyla kalı inşallah. Hayırlı olsun Nazgül. Bak hele bir şeye ihtiyacın olur haber et ha. Gerçi konağın yiğitlerinden bize fırsat kalmaz ama olsun. Sen aklında bulunsun. Sağ ol halo, sağ ol. Düşünmen yeter senin. Sen sağ ol gülüm. Dilan'ım hadi kalk gidek. Hasta ziyaretinin kısası makbul değil mi? Bir kahve de mi içmeyek ya erkek erkeğe? Hazır. İçelim tabii. Buyurun beyler. Ben size güzel bir kahve yapayım. Buyur kardeşim. Dur yenge dur. Ben sana yardım edeyim. Nazgül'e bakmaya gelmiştim ama buranın havası iyice bozulmuş. Şirin de artık fazla oluyor ha. Sen şimdi Şirin'i birini bırak da beni dinle. Sana mühim şeyler diyeceğim. Hayırdır kız ne oldu? Bela'yla mı ilgili? He, Bela'yla ilgili. Bağım bak, eğer kim bir daha o kıza karışırsan... ...vallahi karşında beni bulursun ha, mar. Ne? He, hele bir inat et. Bir tane de sana sıkarım ha. Sen bana oyun mu ediyorsun Nazgül? Hani o kızdan nefret ediyordun? Ne değişti şimdi? Çok şey değişti. Benim en zor günüm de Belo yanımdaydı. Tabii, dost dediklerim beni can evimden vurdu da... ...bir Belo sahip çıktı bana. Anca gidersin. Mar. Enişte mi ne oldu? Sizde yok mu bir müjdeli haber falan? Ne gibi? Çocuk gibi lan. Yok mu daha bir şey? Yok. Bizim şu an öyle bir düşüncemiz yok. Ne demek bizim şu an öyle bir düşüncemiz yok? Lan benim senin gibi böyle güzel bir yuvam olacak var ya. İkişer, üçer dizerim çocuklar Allah'ıma. İnşallah senin de böyle güzel bir yuvan olur bana. İnşallah. İnşallah da benim hiç umudum yok be Hazar. Şirin mevzusunu kapatırsan umut var olmaz mı? Şu mevzuyu kapat da önüne bak artık ha. Hay ağzın bal yesin. Ne güzel dedin kapat diye. Ben de diyorum. Kapat bu konuyu diyorum. Boş ver diyorum ama dinletemiyoruz işte. Kime dinletemiyor? Kime olacak lan? Gönlüme. Bırak diyorum. Kapat diyorum. Unut diyorum. Diyorum da diyorum. Ama gönlüme söz geçiremiyorum işte.
Abi konuşsana ya. Ne dedi doktor? Nesi varmış babamın? Amnezi. Tövbe. O ne ki? Beyin terk yani. Emekliye ayrılmış beyin. Ay hayırlısın. Baba ne alacaksın emekli ikramiye? Vah babam vah. Ne yapacağız şimdi? Bir yayla gülü alacağız. Sen mi baba bana yayla gülünü alacaksın değil mi baba yayla gülü? Yayla gülü mü? Kamelyalı hanımı yayla gülü zannediyor. Oy, yok artık. Alacağız oğlum. Sana yayla gülünü alacağız. Ama sen uslu durursan tamam mı? Tamam baba uslu duracağım. Anda fermürü çekeyim. Zıt. Aferin. Koskoca Korkut Ağa'nın düştüğü duruma bak. Eskiden ağzını açtığında yere göğü inleten adam... ...şimdi bokunda boncuk sayıyor. De haydi benim oğlum. Bugün çok yoruldun sen. Şöyle bir kendini geprak bakalım biraz. Kesti. De haydi. Ya abi yeter sen de ya. Öyle etme üzüleyim ben. Babam neticede. Tamam. Bu meseleyi hallettiğimize göre... ...gelelim şimdi asıl mevzua. Neymiş ki o? Yeni göreviniz hanımlar tam da ilgi alanınıza giren bir şey. Kaan'ın yanında getirmiş olduğu o çakma imitasyon gelin. Her türlü hinliği, fesatlı, mendeburluğu kullanacaksınız. Bütün cephanenizi bu karın üstünde harcayacaksınız. Ve onu bir an önce bu konaktan postalayacaksınız. Anlaşıldı mı? Aman ağam ya, ben de bir şey diyeceksin dedim. Ay iş fesatla mendeburluğa kaldıysa... ...Ayşe ile Mühteber abla hallederler, sen hiç merak etme. Asiye, size bir vakitliğine kendi aranızda kavga etmeyi yasaklıyorum. Bütün hıncınızı bu karın üstünde boşaltacaksınız. Hükmen, sen de onlara takviye kuvvet olarak destek vereceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Bella'ya yapmak isteyip de yapamadığınız ne varsa bu karıya yapacaksınız. Sen orasını hiç merak etme ağam. Sen yeter ki bizden böyle şeyler iste. Göreviniz anlaşıldı değil mi hanımlar? Ya ne görevi ağam? Biz bunu hobi olarak yapıyoruz zaten. Gelin savalık bizim tutkamız. Ağam sen hiç merak etme. En fazla üç vakte kadar o karıyı paket eder konaktan yollarız eyvallah. Aferin benim melek hanımlarım. O zaman de haydi görev başına. Aa. Ha canım. Sen şimdi bize iş buyurdun değil mi? Estağfurullah benim Ayşe. Kavga çıkarmak sizin için bir iş mi ki ne? Yok adam bizi nasıl da iyi tanıyor ha. Aa. Ha canım. Sen şimdi bize iş buyurduğuna göre... Bizi affettin diyebilir miyiz? Affetmek mi? He. Bir düşüneyim hele. Yok, daha affetmedim. Ama şimdi bunları konuşmanın vakti değil. Şimdi çocuklarımızın geleceğini düşünmenin vakti. He baba, beni düşün, bana yayla gülünü al baba, tamam mı baba? Benim. Yayla gülünü al, al baba, al, 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 al. Yetti adam. Ya vallahi heyecanım benim karnım kazındı. İki sokum bir şey yok. Aa bu ne? Ay vallahi bu yer cücesi bu sefer haklı ha Mühtemer abla. Ay ben de bir heyecanlandım böyle. Allah'ın izniyle ağamla eskisi gibi olacağız. Çok az kaldı. Eskisi gibi olsak ne olacağız Mühtemer abla? Biz nikah deyince nasıl olsa başa döneceğiz. Salak. O zaman daha da biz artık nikah lafı etmiyoruz. Öyle değil mi Mühtemer abla ya? Biz ne zaman bu adama resmi nikah dedik? O günden beri dirliğimiz düzenimiz kalmadı da. He, doğru diyorsun. Hani birimize niş hakkıysa diğerinin hakkı geçecek. Yok anam en iyisi biz bundan toptan vazgeçelim. Ya eski huzurumuza kavuşalım. Ağam bari biraz koyaydın. Hiç mi koymayacak? Ay tövbe tövbe. Sen bu hamurları yiye yiye beynin hamur oldu be Ayşe. Hadi hadi oturun da. Oh nikah mevzusundan kurtulduğumuza göre... Asli görevimize geri dönelim. Bu elmas karesini konaktan nasıl def ederiz onu düşünelim. Bu sefer ince işçilik yaparak çalışacağız. Her ihtimali hesap edeceğiz. Yani belayla uğraşmaktan vaz mı geçeceğiz? Kız niye vazgeçelim ya?
Onu da araya katar, Elmas'la beraber desaderuz. Elimize mi yapışır? Karılar, vallahi bizi korkulur ha. Uy, desaderuyla. Ahmet, bitti. Hadi biraz daha iç bakalım, benim babam. Kamil, ben bu sapık dayıdan korkmaya başladım. Karıcığım, adam hastaymış işte. İdare edeceğiz, ne yapalım? Ne idare etmesi ya? Ya tamam, anladım yani, hoşgörülü, modern bir adamsın ama bu kadar genişlikte olmaz yani. Baksana, adam beni yiyecek gibi bakıyor. Hadi uykun gelmedi mi yayla gülüm? Kalk beraber yatak. Oha! Yani kalender beyciğim, biraz ayıp olmuyor mu artık? Evet. Artık yatma vakti geldi. Ya haydi bakalım, benim babam, benim oğlum. Bak bu gece yalnız yatacaksın diyorum sana. Tek başına, anlaşıldı mı? Hatice, ah Hatice, gel buraya. Korkut oğlumun çok uykusu geldi. Al onu götür odasına, bu gece yalnız yatacak. Ninni'yi sen söyle, sonra çık. Ben yayla gülüm olmadan yatmam ama baba. Benim lafımı işletme. Ama baba. Ama baba. De haydi. De haydi. Allah Allah. Allah Allah. Ya yürü. Yürü. Yayla gülüm. Yayla gülüm. Öbür estağfurullah. Ya bir ses yankılandı sanki. Yoksa ben mi yanlış duydum dünürüm? Sanki, sanki. Değil mi? Ağam, seninle bir şeyler konuşmamız lazım gelir. Gene ne var? Yok yok, biz boyumuzun ölçüsünü aldık ağam. He, seninkini almak pek uzun sürmedi ama. Komik mi? Ağam, biz bu nikah meselesinden vazgeçtik. He tabii, bizim bu kafamızı karıştıran bir takım insan kişiler oldu. Yani durgun suyu bulandırdılar tabii. Hakikaten vazgeçtiniz, öyle mi? He ağam, vazgeçtik. Biz böyle kuma kumaya gayet iyiyiz. Resmi nikah falan istemiyoruz. Hiçbirimize kıyma. Vallahi sizi aldığımdan beri duyduğum en mantıklı, en güzel laf ahanda işte bu. Gel eski günlerimize geri dönelim ha. Haydi barışalım. Öpün bakalım da barışalım. Ayşe, tamam, tamam. Gel, gel, gel mektebe. Öp de barışalım. Ya. Tamam, ben canım. Ha, gel bakalım Asiye'm, sen de. Gel. Ne oldu? İnanılır gibi değil. Yine feodalite kazandı ya. Tamam karıcığım, onlar böyle yaşamaktan mutlu, yapacak bir şey yok. Ya bu eve Rönesans'ı getiremeyeceksin, kabullen artık bunu. Kabullenmiyorum. Barışmamızın şerefine yarın şöyle bir piknik yapalım diyorum. Ne dersiniz? Vallahi mı? Vallahi. Hem de ailecek, maaile. O zaman karılar gidelim. İşçi köfte, kısır, Arap tava, humus, baba ganmış, biberli ekmek, muhammara falan yapalım da aparatif olsun. Ne haydi o zaman iş başına. Çok işiniz var vallahi. Haydi. Koş 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 koş. Bak 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 bak. Keklik gibi sektiler. Bu işin altından da bir çapan olu çıkacak gibi geliyor bana. Ne dersiniz Kamelyalı hanım? Kalender ağam, sana da yazık vallaha. Üç tane birbirinden sevimsiz kadının var maşallah. Halt etmişsin sen onu. Üçü de birbirinden tatlı, birbirinden heyecanlı. Ya görüyorsunuz babamı, nasıl da kıyamadı biz. Ha bunun buraya ne işi vardır? Vay yengele. Ya benim bir mevzu vardı, ne oldu? Unuttunuz ha. Ne mevzuymuş o? Ya şımbıllı. Şımbıllı ya, ne oldu şımbıllı? Müsellim, o yalan oldu. Ne? Nasıl yalan oldu? Ya ne yaptınız? İkna edemediniz mi yoksa ya? Ha yok yok, öyle bir şey de yok. Gerek kalmadı Müsellim abi. Biz ağamızla barıştık.
Yani seni ne anlayacağım? Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Puh, size yazıklar olsun be. Yenge dedim, bağrıma bastım. Şu sizin yaptığınıza bak. Ya Müselim hadi eyleme bizi. Daha bir sürü yemek yapmamız lazım. Ağamızı barışmamızın şerefine büklüğe götürecek. Vallahi tam da istediğiniz gibi bir camır yapmıştım. Çok pişman olacaksınız. Çok. Delirtiniz beni. Ay neyse ki artık Cemil'e Memul'a ihtiyacımız kalmadı. Tarih oldu tarih. Ha. Hop. Karılar. Cemil tarih olduysa... Bunun butonu da tarih oldu. Kız! Kız ya. Allah bunun butonu tarih oldu. Ağam! Vakit geldi. De haydi. Geldi değil mi benim mühteberim? He. Kalender Bey, bu buton senin tek güvencen biliyorsun değil mi? Emin misin yapacağın işten? Ah be, benim dünürüm. Ben karılarımı affettim. Bizim kitabımızda sözünden dönmek yazmaz benim dünürüm. Ne gerekiyorsa yapacağım. Bana çok emeğin geçti buton. Hakkını helal et. Karılar, üç deyince. Üç. Bu kalender ağam için. Bu uykusuz geçirdiğim geceler için. Bu 25 yıldır verdiğim emekler için. Kalender ağam. Bu kadınların gözü dönmüş. Ya küçücük bir butona bunu yaptıklarına göre kim bilir bana neler yapardı bir düşünsene. Allah senin belanı vermesin. Allah'ım belanı vermesin. Sen mi büyüksün? Biz mi büyüyüz? Buton gibi sen Allah belanı vermesin. Ayşe. Allah belanı vermesin. Uy kız dur. Şöyle iyice ne bir becerelim de bir daha asla çalışamazsın. Al sana. Al sana. Asiye. Uy. Ne oldu, uyuyamadın mı? Ne uyuyacağım? Gözüm uyku girdiği vardır. Midem falan mı bulanıyor? Bir şey yapayım. Ya midem bulanıyor. O karıyı bu evde her gördüğüm an midem ağzıma geliyor. Eğer bu çocuğun dolmasını istiyorsan... ...o orospuyu bir daha bana göstermeyeceksin. Aynı evin içinde yaşarken nasıl olacak o dediğin, ha? Yavaş ağam, yavaş. Sen beni anlamadın herhalde. O kadını bu evden def etmezsen... ...ben de bu çocuğu doğurmayacağım. Hakikat mi diyorsun sen? Ben diyeceğim dedim. Yine aynı şey yapıyorsun değil mi Nazgül? Yine aynı şey yapıyorsun.
Ne zaman bir problem olsa yine çocukları öne sürüyorsun, onları kullanıyorsun. Aha yine aynı şey yapıyorsun. Niye? Ben onların anası değilim. Ha? Hiç hakkım yoktur senin üstünde. Beni hiç düşünmüyorsun be. Tabii. Öylesin, öylesin de. Bak sana bir şey diyeyim Nazgül. Ya beni iki çocukla elinde tutamadın. Üçüncüyle tutabileceğini nereden çıkarıyorsun? Ha? Birbirimizi kandırmayalım Nazgül. Ben öyle köprüyü geçene kadar ayya dayı falan demek istemiyorum. Anladın mı? Al bak, yüzüne de söylüyorum işte. Gerisini sen düşün. Ne oldu aşkım? Ne düşünüyorsun? Çocuğumuzu. Ne? Nasıl? Yoksa hamile misin? Yok değilim ama. Olsa çok zor olmaz mı? Olur tabii aşkım. Hatta ben de çok isterim. Ama biliyorsun her şey çok hızlı gelişti. Biraz kendimize zaman tanıyalım ha. Ya neden Hazar? Neyi bekliyoruz? Ya çok mutlu değil miyiz? Doğru söyle. Yoksa sen çocuk yapmak istemiyor musun? Hayır aşkım. Tabii ki istiyorum. O zaman ne bekliyorsun? Hadi yapalım. Hadi yapalım o zaman. Ya vallahi ne güzel eski günlerimize kavuştuk. İçime bir huzur doldu, iştahım açıldı. Salak salak konuşma Ayşe ya. O karı burada olduğu sürece hiç huzurumuz kalır mı? Bak, bak buradan böyle buraya yazıyorum. Yarın öbür günde gebeyim diye ortaya çıkacak. Demedi deme. Tabii canım. Karı buraya turistik seyahat için mi geldi? O da bir şey yapacak. Olmaz. Asla izin veremeyiz. Ne yapacaksın Ayşe? Girip aralarına mı yatacaksın? Günaydın. 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 Hayırdır çocuğum? Yine karıların arasındasın. Ana, işsiz güçsüz bir adamım ben artık. Siz nereye, ben ora. Aa, oğlum pikniğe geliyor mu? Babam barışmamızın şerefine piknik organize etti. Ne güzel ya. Tabii geliyoruz, niye gelmeyelim? Yalnız bu piknik aile arasında. Öyle herkesler gelemez. Elmas gelmesin diyorsun yani ana, öyle mi? Hı. Eyvallah. Madem elmas gelmiyor, o zaman ben de gelmiyorum. Afiyet olsun canım, buyur. Ye ye. Bak bunlar hep bizim bahçeden. Ben bakarım hayatım. Ah güzel kızım, hoş geldin. Gel. Hoş buldum babacığım. Anneciğim, siz pikniğe geliyorsunuz değil mi? Geliyoruz tabii kızım. Böyle fırsatı kaçırır mıyız? Valla o sapık dayı da geliyor mu? Anne, sapık kim? Kalender Bey'in babasından söz ediyor annen. Ya anne, nasıl laf öyle? Ya adam yaşlı, ne dediğini bilmiyor. Kamil, bunlar kızımdan sonra şimdi de bana göz dikti. Beni de bu eve kuma yapacaklar. Ben hiç kuma olacak kadın mıyım? Değilsin hayatım. Senden kuma olmaz ki. Olsa olsa gelin olur, yeni gelin. Tabii tabii. Gül sen gül. Beni at üstünde gelin yaptıkları zaman da inşallah böyle gülersin. Neyse, geliyorsunuz değil mi? Evet. Hayır. Tamam o zaman. Ben gideyim, sizin geleceğiniz haber vereyim.
kalkmak yok. Tamam, yok. Benim babam eli de çok ağırdır biliyor musun? Bana küçükken bir çakardı. Göz kulak ol lan şuna. Bunlar yanmaz değil mi? Hadi baksana şuna bir. Ya dönürüm. Bu piknik meselesi var ya bizim adetlerimizdendir. Allah! Ya oğlum git al gel şu dedeni ya. İyice delirdi. Tamam babacığım. Yayla öbürü. Kurban olayım gel kurban. Gel. Anne! Hakikaten senden şahsım adına özür diliyorum. Yani anlıyorsun ama değil mi? Gitti herif yani. Yok. Ama işte biliyorsun yok yani. Yok gitti. Gitti. Gel lan buraya. Otur şuraya. Neler yapıyorsun benim oğlum ya? Yayla kulağıma baba. Allah Allah. Baba, içeyim mi bana? Yok, beyazlar büyükler için. Sen bu kırmızı olandan içebilirsin. Kırmızıdan. İç bakalım. İçin bakalım. Nasıl, iyi mi? Sonuna kadar içebilirsin. Oh. Getirdim dede. Dedeciğim onu bana değil, dündürüme vereceksin. Dündürüme mi? Nedir bu? Ha, çizgide pijama. Milli piknik kıyafetimiz. İyi de niçin? Senin için. Bunu senin için özel olarak giydirdim. Giyesin diye. Yok sağ olun dünürüm. Ben giymeyeyim bunu. Ya ne demek giymeyeyim? Ya pikniğe gelmişiz. Bak mangallar nar gibi kızarmış. Beraber selfie yapacak. De haydi git değiştir üstünü de biraz rahatla. Oğlum ben böyle çok rahatım. Çok teşekkür ederim. Sen rahatsın. Ya sen şu üstünü bir değiştir. Çizgili pijamayı bir giy. Esas rahatlık neymiş? O zaman göreceksin. Mahvedinirim. Çizgili pijama, çizgili pijama. Ben çizgimden memnunum. Vallahi sırf senin hatırına ya. Neler yaptırıyorsun bana? Ya hayır. Alma da ya benim oğlum. Evet, etler de hazır. Evet. Et mi yiyeceksin yoksa elma mı? Önce elmayı yiyeceğim. İyi, hadi bakalım. Daha hızlı hazır. Emin misin? Evet. Daha hızlı. Peki sevgilim, bunu sen istedin. Daha! Gel. Dayı yok ben gel, binmeyeceğim. Ben niye bindireyim? Dur onu. Dur. Ya dayı bıraksana beni. Gel. Hayır dayı bir dakika. Bu dayı beni ne yapıyor böyle? Hadi hadi oğlum. Oğlum. Dayı istemiyorum diyorum ben. Ben sağlıyorsun. Hadi dayıcığım. Sağ ol. Aman dayı. Ne giriyorsunuz? Kurtarsanıza beni bu adamdan. Ne yapıyor bu böyle arkamdan hep? Aman! Daha yüksek. Hadi dede daha hızlı hadi. Daha hızlı dede. Daha! 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 Daha!
Yok, ben iyiyim Yayla Gülüm. Ha, sen tamam, iyisin. Tamam o zaman. Ben iyiyim, de iyiyim Yayla. Hadi Allah'a ısmarladık, bana iyi. Nereye gidiyorsun Yayla Gülüm? Gideyim ben evime. Yemeğim var ocakta. Yüksek, yüksek. Hadi. Yüksek hazır. Tamam aşkım. Daha hızlı hazır. Aşkım kollarımda derman kalmadı. Daha hızlı. Daha hızlı. Son gücü. Ön yargı gerçekten kötü bir şeymiş Dünür'üm. Gene haklı çıktın. Böyle çok rahat ya. Ben sana demiştim diyeceğim ama neyse. Yayıl benim dünürüm. Yayıl da yay. Dede. Ha canım. Top oynayalım mı? Olmaz benim torunum. Şu anda çok meşgulüm. Çok işim var. Babam niye gelmedi? Bir işi varmış oğlum. Ama ben ondan top oynayacaktım. Yeni karısı gelmedi ya, o yüzden gelmemiştir. Ne diyorsun kız sen? Ha? Çıbartırım o etlerini. Yavrum. Baban yoksa babaannem burada kuzum. Gel birlikte oynayalım gel. Gel. Kurban olurum sana. Ne oynayacağız babaanne? Ortada sıçan oynayalım. Hadi vur şu sıçanı, haydi. Ayşe, tıkırıcağına da kalk, çocukla oyun oynayalım, haydi. Hadi kalk, Asiye, kalk sen. Haydi. İstop oynayalım mı istop? Olur, ama hep birlikte oynayalım. Tamam. Haydi kalkın, kalkın haydi. Haydi, haydi Mustafa, buyurun. Dur, 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 dur. Buyurun. Gel benim damat, gel. Yat. Ya Kalender Bey, ben bu pijamalardaki iyice size benzedim. Bak, karılar zaten çok konuşuyor. Bari bir susak. Tıp. Hadi Asiye. At Mustafa. Yok, atı gidiyor. Asla. Gel. Kamila Hanım. Görüyorsun değil. El kadar kız bile biliyor babasının ne bok olduğunu. Daha çocuk Nazgül. Üzme kendini olur mu? Lütfen. Nazgül. Senin böreğinin tadı da başka biri oluyor biliyor musun? Kaan da çok sever o böreği. Zaten onun için yapmıştım. Boyu devrileceğim. Kız nereye gitti ya? Çocuk gibi değiller mi? Asiye neye bak ya? Etekleri toplamış, nasıl da koşturuyor. Bak bak, Korkut dedeye bak. Yine annemin peşinde ya. Dayı ne istiyorsun sen benden? Hangi renkte alayım? Yok ben de yok, senin istediğin şey. Bu gidişle konağa yeni gelelim annem olacak. Kız Allah senin canını alma ya. Ah Belo. Sen benim yüzümü güldürdün. Allah da senin yüzünü güldürsün inşallah. Hep beraber güldürdün inşallah. Sesli Asiye. Kandar faresi. Allah. Allah. Afiyet. Belo, hele şu arkandaki sepeti ver bana. Şunu, şunu. Bu mu? He, he, onu ver. Kız koca nerede? Şurada. He. Şimdi al sen bunu, kocana içir, tamam mı? Ondan sonrasında da böyle kırda bayırda gezinin onunla, ha. Bu ne? Özel bir karışım. Özel mi karışım? He. Yavuz Aza bir arkadaşımdan aldım tarifi ha.
Onun dedesi bunu içermiş. Sonra 18 tane kız, 22 tane de oğlanı sıraya dizmiş. Gerçekten mi? Vallahi kız, yeminle. Siz bunu deneyin haydi. Yalnız içirdikten sonra şöyle tenhalar da menhalar da azıcık yürüyüş yapın ha. Yok. Ben seninle otururum. Akşam içiririm. Ya kızım, gece de içirirsin, şimdi de içirirsin. Sen beni dinle ha. Al bunu gidin. Ya ama Nazgül ya. Aması maması yok Belo. Ya anlasana kız. Temiz hava belki bebeği getirir, anlasana. Her türlü fırsatı değerlendirmek lazım. Haydi duruyorsun, kalk. Hep hayalimdi. Sağ kısmetmiş. Sen beni dinle. Yürü. Bamba, detayları alırım ama sonra ha. Haydi yürü. Ay Allah. Aşkım. Efendim aşkım. Biraz gezelim mi? Ya aşkım, uzanıyorum ne güzel. Ya aşkım bak, hava çok güzel ya. Ya lütfen. Hadi aşkım. Ya baba of. Tamam gidelim hayatım. Hadi. Biraz gezelim mi aşkım? Ya aşkım ne güzel yatıyorum işte. Ah bu gençler. Ah, ah gençler. Aşkım o elindeki ne? Bu mu? Şey bu detoks. Senin için detoks içecek. Düşünceli karım benim. Aşkım. Ne kadar güzelmiş bunun tadı. Afiyet olsun. Bir tane daha içsene. Olur aşkım, içeyim. Hı. Hadi, şimdi biraz gezelim. Dur. Hadi gel. Ya, anam. Nereye aşkım? Hadi gel. Oğlum lan, çocuğuma! Asiye be, aman. Tüh ya, hadi aşağı. Hey. Çık, 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 çık. Çık kızım aşağı. He? Hızla, kız. Topu alabilir miyim? Ne topu lan? Keseyim mi lan? Topunuzu keseyim mi? Keseceğim mi? Ağam hadi gel beraber oynayalım. Çocuk muyum lan ben? Sizinle top oynayacağım. Ya çocuklukla ne alakası var? Eğleneceğiz beraber. Ben bundan sonra oynasam oynasam bir tek günürümle hiç kalkmadan oturduğum yerde tavla oynarım. Yok, ben sizinle tavla falan oynamam. Çok şanslısınız. Bundan sonra şans işi değil. Akıl işi bir oyun oynayacağız. Satranç oynayacağız. Var mısınız? Satranç mı? Evet. Cizgili pijamayla. Evet. Evet, biraz uygunsuz olacak ama olsun. Var mısınız? Var mı lan? Senin hatın için her şeye varım. Yeter ki bu toptan kurtulalım. De haydi gelip başka yerde oynayın. Kalender ağam, bu çocuk da sizinle oynasın lütfen. Kamelyalı hanım, senin kocan söyledi. Şatranç akıl oyunu, anlasana. Ama benim suçum ne? Bak bırakmıyor beni. Şşş. Benim oğlum. Buyur benim babam. Yayla gününü sakın üzme. Üzmem babam. Elinden tut. Tutarım babam. Sakın bırakma. Bırakmam babam. De haydi. Ver elini yayla gülüm, gel gidek oynayak. Hadi dayı, eve olalım mı tamam, senin? Tamam olalım, hadi gel. O zaman biz de masaya geçelim. Ama yavaş yavaş. Yavaş. Kulağıma geldi. Aa, kıyamam. Yavaş. Duyuyor musunuz beni? Efendim? Beni duyuyor musunuz? Efendim? Kalender ağa. Öteki tarafınızı dönün. Kalender ağa. Oh. Hadi gidelim. Ya aşkım dur, ne bu acele? Ya gel, gel, gel. Şimdi meyve suyum döküldü ya. Ya. Gel. Şurası çok güzel. Oturalım bir aşkım. Oturalım aşkım. Hadi iç bakayım. Az bir şey kalmış. Hadi bunu da sen iç. Ya ben zaten istiyorum. Benim ihtiyacım yok ki. Hadi sen iç bakayım. Anlamadım. Ne istiyorsun? Hazar. Çocuk istiyorum. Çocuk. Hazar.
Şaka yaptım. Tövbe estağfurullah. Eh be. Yeter be. Yettiniz ama. Şah ve mat. Ne oldu yani? Şahmat. Oyun bitti. Ya o kadar da düşünmüşüdüm. Demek ki yeterince düşünememişsiniz Kalender ağa. Ne yapacağız şimdi? Canın sağ olsun ya. Başka zaman da sen yenersin. Senin büyük oğlan da geldi. Ya vallahi bu görüyor ha. Ya dayanamadı geldi çocuklarına. Aferin oğlan. Vay benim güzellerim. Hoş bulduk. Bakın size ne getirdim. Alın bakalım uçurtma. Ya uçurtmasız piknik mi olur? Haydi uçurun bakalım. Haydi. Hadi ben sürüceğim. Hadi ben sürüceğim. Hayır. Hoş geldin. Hoş gördük Nazgül. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kız, haydi gözün aydın. Vallahi bak seninki yavaştan yola girmeye başladı. Aman diyeyim, burada da surat asıp adamı buradan da kaçırtma. Kıskanım o karıyı bırakıp gelmiş hiç surat asar mı? Şu Ceylan'la Mustafa nasıl da mutlu oldular. Allah kimseyi babasız etmesin benim. Amin, doğru söylüyorsun. Oo, şeytanınız bol olsun Kamil Bey abicim. Sağ olasın Kaan'cığım. Hoş gelmişsin Kaan ağa. Hoş bulduk baba. Yani çocukluğumun pikniğini kaçırmayayım dedim. Ne oldu oğlum? Dedin ya şeytanınız bol olsun diye. Bugün benden yana biraz boldu galiba. Baban kaybetti. Şunu da bir kaldır bakayım kolunu. Koltuğun altına koyalım Kalender ağa. Böyle dursun. Ya dur. Bir de bunu ölümsüzleştirelim. Fotoğrafını çekelim. Selfie diyorsun yani. Çok güzel fikir. Hadi selfie. Ben böyle mutsuzmuşum. Ben de kazanmışım. Bak. Nefis oldu. Çektiniz mi? Bitti bitti rahat ol. Ya baba eğer müsaitsen biraz yürüyebilir miyiz? Ne oldu lan? Çişim mi geldi? Tövbe estağfurullah. Ya bu küçükken de böyleydi. Pikniğe gelirdik. Ne zaman kişi gelse gelirdi eteğimin dibine. Baba biraz yürüyebilir miyiz derdi. Şu yaşına geldi hala böyle. Utanma lan utanma. Bak yine pancar gibi oldun. De haydi gidelim. Gidelim de anlat bakalım derdin ne. Gel gel yürüyek tabii yürüyek. Dünür Bey oynayalım mı? Gel hadi bakalım. Mucit hadi bakalım. Aferin benim oğlum. İyi ki geldin be. Geldin de Nazgül'le çocukların yüzünü güldürdün. Vallahi piknik yaramış baba. Ağzından bal damlıyor maşallah. Benim ciğerim. Benim sazım da sözüm de sizin iyiliğiniz için bunu bilesin. Ama varsa yoksa senin doğruların baba. Bizim ne hissettiğimiz, ne düşündüğümüzün pek bir önemi olmuyor genelde. Çocuğun olunca beni anlayacaksın diyeceğim ama senin 40 tane çocuğun olsa gene de anlamayacağım beni. Merak etme baba, merak etme. Ben seni de, anamı da, Nazgül'ü de çok iyi anlıyorum. Kaan, Nazgül benim gelinimdir. Gelinimden öte kızımdır artık. Onun karnına taşıdığı can da bizim soyumuzun, ailemizin devamıdır. Hiç kimsenin. Senin dahi o çocuğun kılına zarar vermesine müsaade etmem bilesin. Ya baba o senin torununsa benim de evladımdır yani. Hani sanki kendi çocuğuma zarar vermek istiyormuşum gibi konuşmayın. Lütfen anam da dedi aynı şey hastanede. Madem öyle karının yanında duracaksın. Nazgül'e mukayyet olacaksın. İşte onun için geldim ya baba buraya. Sırf çocuklarla Nazgül kendini eksik hissetmesin diye. Sırf çocuklar babaları yok bilmesin diye geldim. Aferin görüyorum adam olacaksın ama bakalım biz görebileceğiz mi? Benim ciğerim. Konağın içinde patlamaya hazır iki tane bomba var. Bunların pimlerini bir çekersek Allah muhafaza konak yerle bir olur lan. Darmadağın olurum. O sebepten Nazgül'e de torunlarıma da bir zeval gelmeyecek. Sen arada koruma olacaksın. Öyle baba öyle merak etme o iş bende. Ama ne olur benden bir seçim yapmamı bekleme. Çünkü eğer bir saçım yapmamı beklersen ne olacağını biliyorum. Ya hepsi ya hiçbiri diyorsun yani.
Nerede olsa babamın olayım değil mi? Ulan var ya. İlla bir laf sokacaksın yani öyle mi? Ulan sen var ya bu karılarla otura otura senin çenen düştü. Dilin ağa böyle bir karış oldu Allah canım olsun. Ay abla ya. Ya ne iyi ettik de geldik değil mi? Vallahi çok iyi geldi ayaklarıma bu kar suyu. Böyle güzel soğuk soğuk. İmdat! Kurtarın beni! Beyefendi lütfen, lütfen! Bırakacaksın yayla bunu, bırakacaksın! Asıl sen bırakacaksın benim kocamın peşini, sapık dayı! Kız, valla bu kameli başı dede Korkut'ta kaçmak için kızını da alıp buradan gider hemen sana değil. Ay ağzın bal yesin abla, esah mı diyorsun? Ay inşallah. Oh, çok güzel ha. Abla, ha, ay. Bizim bu ambar faresi nereye duruyor? Epeydir görünmeyeyim. Girmiştir bir deliye. Ya depiniyordur, ya dıkınıyordur, ya... Aman işte biraz da çıkar gel, hiç merak etmesin. Işır. Mertebir abla! Ha, İtuan değneği hazır daha geldi. Ablam, ablam ne buldum? Ne buldun kız, koydum. Mantar. İleride topladım geldim. Ya o mantar zehirlidir, yenir mi hiç? Yok abla, ben gelen suya çiğdet tadına baktım, bak bir şey olmadı. Hı, görüyor musun? Bak ben de ümitlendiydim, belki zehirlenmişsin burada ya. Ya aşk olsun Asiye. Ben kendimi açtım da bu güzel mantarları tek başıma yemeyeyim. Sizle paylaşayım diye geldim, senin söylediğine bak ya. Allah beni kahretmeyin. Abla, hadi gelin de pişirip yiyelim ha. Hadi. 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 Niye? Gel abla gel. Ha. Dur dur çekme kız, kayacağım. Tamam. Kayacağım dur. Sen git önce. E bir güzel çayı da demleyeyim. Kaan böreğin yanında çay sever. Ya Nazgül. Uy, amca. Ya çay olmadı mı daha? Ya oluyor, 5 dakikası vardır ha. Ya öf. Ha yeğenim gel, satranç oynayacağız. Tamam amca. Ah. Ay 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 Dreş, otur otur gel. Ah. Hallere bak. Ne yaptın? Beşi doğuracaksın sen. Ya kız işte bile. Biz Hazar'la sadece taç yaptık. Ay öyle mi canım? Ne güzel, ben bilirim o taçları. Yakışmış yakışmış. Ah, beğendiyse takabilirsin canım. Vallahi haydi. Nasıl oldu? Çok yakıştı. Kız. Ay sen yok ya, kim gelse beğenirsin. Kim? Arnavutçu Vezel'e gel. Aa, hani nerede? Yok kız yok, Kaan Kaan. Gerçekten mi? Vallahi geldi. Nerede? Baba sonra Çiş'e götürdü. Ne? Yok ya, yürüyüşe çıktılar, birazdan geldiler. Ya Nazgül. Bana bak, böreği yemeyesin, Kaan'a ayırmış ma. Ama çok seviyorum. Yemeyesin dedin. De haydi bir dilimden fazla yeme. Öp haydi. Öp öp. Çok öptüm ben. Yo bir tane öpeceksin. Tamam. Salla kızım salla. Rüzgarda eşarbım sallırken de çektin değil mi Afet? Çektim ana çektim de. Yeter ya, kolum koptu vallahi yeter. Yalan söyleme kız. Şelen işlemesin. Elin işlesin, haydi çek. Ya anam tamam. Ben çekiyorum, çekmesine de. Sen bu fotoğrafları ne yapacaksın ya? Sana ne afet? Belki kişi silsilgi açacağım. Sana ne? Belki de bastırıp sokaklarda adamlara dağıtacağım. Sana ne afet? Sana ne? Sana kız. Afet yenge, saklambaç oynayalım mı? Ay oynamaz mıyız yengem? Bir oynamaz mıyız sakla? Kız Ceylan gel, gel buraya gel, gel koş koş koş. Olmaz Mustafa, olmaz. Gel, saklambaç. Gel lan buraya. Lan git alanlarla oynasın. Gel kız buraya, ben nasıl ineceğim? Afet! Anam! Afet! Kaç! Kaç! Ana. Yok mu beni bir itin? Ne? Kız! Kurduk ablam. Çok lezzetli bunlar kız. Nereden buldun? Aferin kız. Zübriye bari sorma abla. Anneciğim, yiyin bunlar bitecek bana.
Ayşe, ne? Bak, bunun devamı var mıdır? Bilmem, gidip bakmak lazım. Ha. Ne duruyoruz o zaman? Hadi gelip bakalım. Baba mı? Hadi. Gidelim. Kız, Ayşe, gel. Var elimde, portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik çık çık çık, Fatmacık çık çık çık. Sen bu oyundan çık, pis çocuk. Ah Kamil Hanım, siz çıktınız, ebesizsiz. Hayır, onu ebe yapmayın, beni ebe yapın. Ne münasebet canım, karımın ebesi ben olurum. Hayır, ben olurum. Hayır, ben olurum. Hayır, ben olurum. Karımın ebesi ben olacağım. Başlatmayın ebenizden ben. Kime ne benim ebemden? Size ne benim ebemden? Ben gideceğim şimdi, ebe olacağım dayı. Ben ebe çıktım, ben olacağım. Sen şimdi gizlen dayı, tamam mı? Ben saymaya gideceğim, çekil lan. Tamam. Ay. Ya gel, 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 ya gel ya, bir şey olmaz. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Evet, önüm, arkam, sağım, solum, sobe, sobe, sobe. Yayla gülüm, korkma, benim ben. Ama dayı, sen neden saklanmadın dayı? Ben senden saklanamam ki yayla gülüm. Ama gözüm dayım, bu bir oyun ya. Öyle oyun oynayacağız. Saklan haydi sen de. Sayayım mı sana? Ben senin yanında duracağım yayla gülüm. Ama dayı, vallahi billahi ben yıldım. Haydi o zaman sen burada bekle dayı. Burayı bekle, tamam mı? Ben senin başını bekleyeceğim yayla gülüm. Ay yıktım ama ben senden dayı. Ya bekle sana dayı, burada bekle. Yanında bekleyeceksin. Çekil bakayım, dayımı bekle sen. Babama doğru davran. Bana bağırdı ama anne bana bağırdı yayla gülüm. Yok bir şey baba, geçti. O zaman yayla gülüm alsana bana. Senin ne işin var burada? Beni mi takip ediyorsun? Şirinim, konuşmamız lazım. Sen anca böyle gizli saklı konuşabilirsin zaten. Ya Şirinim, bak üzüyorsun ama beni. Asıl sen beni üzüyorsun Ferhat. Dedim sana. Kıyalım nikah, çıkalım babamın karşısına dedim. Ama dinleyen kim? Ya yapamazdım. Ağamdan gizli yapamazdım bunu Şirin. Ağamdan gizli kızıyla evlenemezsin ama... ...böyle köşelerde gizli saklı fingir dersin, öyle mi? Şirin. Ne var Ferhat, ne? Yalan mı? Bak gene aynı şeyi yapıyorsun. Üf, çekil önümden ya. Sakın gelme arkamdan. Aa! Beyaz giyme toz olur. Siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim. Muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Beyaz giyme tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel.
salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Şu mavi ağaçtan bizim konağın bahçesine de dikelim. Pek güzel olmuş rengi. Kanka. Bana çok güzel ya. Allah. Kuş sesleri. Ürçük ürçük. Baksana ablam, deniz gibi, derya gibi ha. Pişmiş ya zaten kız. Elin yanmıyor mu? Yok, yanmıyor. Ver. Oy. Kız. Bak, 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 bak. Bak, bak, bak ne kadar güzel kız. Bak, ay, o hiç de ne var? Bu mehteben. Ay. Oğlum da bu da süslü Asiye. Benim kız! Benim! Benim! Ben tuttum benim oğlan ya! Bunları! Hay anne! Çok tatlı ya! Valla! Hadi bakalım gidelim de biraz köfte yiyek. Vallahi karnım yine acıktı. Bu ne lan? Hayrola benim gelinlerim, okluyor musunuz yoksa? Saklambaç oynuyoruz. İyi oynayın. Ya siz de oynayın. Gel. Öyle mi? Evet. Kaan gel. Saklanıyor muyuz? Evet. Kimden? Annem ben. Dede, dede. Ne oldu benim torunum? Nenem gibi ağaca çıkmış, inemiyorlar. Ağaca mı? He ağaca. Niye yine? Ayı mı kovalamış yoksa? Bat bat. Bat bat bat. Bat 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 bat. Bu lezzetli çifet bat değil. Bastıra bastıra de, bastıra bastıra. Çifet bat, çifet bat, bat bat bat. Cübülü 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 şak 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 şak. Altını yedin, altını yedin, altını yedin. Çifet bat 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 bat. Çifet bat, cübülü 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 cübülü. Şak 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 şak. Cübülü 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 cübülü. Çifet bat.
Ne yapıyorsunuz dalın tepesinde? İnseniz aşağıya. Aha, ben bu ağaca koşayım bak. Çıpet pet, çıpet pet. Cibili cibili şok 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 şok. Sen? Ben de yaprağım. Ya sen? Ben de mondasıyım. Mondayla yapın seni dolur o. Aman, aman. Yavrusunu sıraya kapmış gördün mü? Amanıgı, 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 amanıgı yaptım. O neydi kız? Ya oğlum ne içti bunlar? Ne içirdiniz bunlara da böyle kuş gibi ötüp duruyorlar? Vallahi bilmiyorum ki babacığım. Ya ana, ana. Aa. Ya koskoca kadınsın, ağacın tepesine çıkıp dinlemişsin. Ne yapıyorsun orada? İn aşağı. İnmeyeceğim. Ana. Ana. Kara tutun seni çağırıyor geçsin ya. Ya benim mötemelim biraz önce mandaydın. Ne ara kara tut oldun ya? Aa, bak bu ağaç sensin. Biz de bu ağacın bülbülüyük. Sen olmadın biz aşkı neyle yiyelim? Sen bir in aşağıya. Ben sana göstereceğim aşkım aşkı. Aa, hani bir çizgili film vardı. Hatırlıyorsun kokarım çok severdi. Ağaç kakka mıydı neydi? Böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. Böyle 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 yapıyordu. Böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. Böyle 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 böyle. Göstereceğim ben sana. Aa, ne yapayım? Ağaç kakkanım ben. Kakkıyım. Böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. Ulan ben seni bir kakarım. Görürsün sen. Mühteberim benim. Sen bunların büyüğüsün. Yapma, etme. Kadasını aldım. De in aşağı. İnmeyeceğim. Yo, ben daha olgunlaşmadım. Tatlanmadım. Ya daha ne kadar olgunlaşacaksın be mühteberim? Dalında çürüdün gittin. Tövbe tövbe ya. Neler söyletiyorsun bana? Asiye, benim güzelim. Bari sen in şu daldan aşağıya. Dalım beni bırakmadan ben dalımı bırakmam. Aman. Kaan, Hazar, itfaiye çağırın. Ya da ne bileyim ben, Kayseri hava indirmeyi çağırın. İndirsin şu manyakları şu ağaçtan aşağıya ya. Bittim ben ya. Ya ne günahım vardı benim ya. Ben nerede hata yaptım ya? Ben de yuva yapmışsın. Ay dur dur kapatıyorum. Ay Nina'cığım. Çok gürültü var. Seni duyamıyorum. Ay senin gırtlağına sıçayım Ayşe. Ha senin pis boğazının ceremesini biz çektik iyi mi? Tadı güzeldi ama. Ya bak hala konuşuyor ya bak Ayşe. Şimdi çakacağım bizim ana. Oh, nasırıma vurdun ya acıdık tamam ya. Çünkü bilerek yedim o zehirli şeyleri. Ya resme kaçırmışım seni, çok üzülüyorum. Ya bacım sorma sorma. Anamlar o ağacın tepesine tünemiş bir görecektin ya. Ya kızlar gülmeyin ya. Ya valla ben çok korktum. Allah korudu. Ha. Bak şimdi oraya doğru ya doğru. Allah korudu valla. Kız affet. Allah'ı seversen şu fotoğrafları göster telefonundan hele. Ne? Kız bir de fotoğraf neymiş çektiniz? Hiç kaçar mı anne? Evet. Anne! Kızım ne? Ne kurdun abla? Durmuş kızsın bana da güzel kız. Anam! Anam! Kız ben de bakayım. Bakma, bakma Aziye. Anam! Kız bu ne? Uy. Durun bitmedi. Daha bombası var, daha güzeli var. Yukarıda hazır mısınız? Tatam. Anam. Anam. Beni Burka götürün. Burka.
yapacağım? Nasıl çıkacağız el içine ya? Oy. Oh, içim yanmış. Yuh Ayşe ya, yuh be. Ya abla bizim dün midemiz deşildi. Ne hallere düştük. Ha bu karı hala yiyor ya. Bırak Allah aşkına yesin de gık desin gitsin de kurtulalım ya. Niye öyle diyorsun Möteber abla? Can boğazdan gelir mi siz de iyi? He Ayşe can boğazdan gelir. Çipet pet pet cibili cibili şak şak şak. Altılı yedili altılı yedi. Bu neydi? Ayıp oluyor ama Türkmen abla. Türkmen. Dut şerbeti mi yapsak? Bak Möhtebir'den çok güzel dut şerbeti olur. Yapak yapak. Nasılsa elimizde kara dutun koku var. Ya siz ne acımasız karılarmışsınız ya. Biz dün o kadar zehirlendik hastanelerde sarım kalktılar. Siz ne diyorsunuz hala ya? Ne diyor bunlar Möhtebir abla? Ders olsun size. Her bulduğunuzu yerseniz öyle olacağı bu. Ulan seni şimdi kapatayım. Uzak ola kız, Allah korusun. Anamlar, buyurun. Kalender ağam gönderdi. Bizzat kendi elleriyle toplamış. Mantar, sever misiniz? Dalganız biterse asıl meselemize dönelim. Neymiş bizim asıl meselemiz? Şu elmas meselesini bir an evvel çözmek lazım gelir. Ne yapacağız anne o mevzuyu? Ya bu meseleyi ben kimselere bırakmayacağım. Bilakis ben kendim şahsım çözeceğim. Nasıl olacakmış o iş? Görürsünüz. Sen hala bırak onları bırak bırak. Allah Allah ya. Bir mantar peşimde ya geberecek başım. Geç ye ye. Al al al. Az müsaaden var mıdır? Ben de diyordum ki bu sabah yediklerim boğazıma dizilmedi. İyi oldu geldin. Ya bırak bari kahvemi içeyim. İç ağam, iç afiyet şeker olsun. İç de. Ağam ben senden bir yardım isteyecektim. Sen benden. Hayırdır? Ağam ben bu karıdan şüpheleniyorum. Benim de bu konakta bazı şüphelendiğim karılar var ama acaba seninkisi hangisi? Ya hangisi olacak ağam? Baş şüpheli. Kim? Elmas. Vay. Ya biz diyoruz ki bu karı her an bir misilleme yapabilir. Ne misillemesi? Ne misillemesi olacak? Bebek, bebek. Şimdi Nazgül hamile kaldı ya. Bak bu da boş durmayacak, çalışmalara başlayacak. Hamile kalacak. Şimdi biz diyoruz ki Kaan'la bu karıyı birbirinden uzak tutalım. Biz buna karar verdik. Nasıl olacak ki o iş? Bizim oğlan sabah akşam bu karının dizinin dibinde. Heh. Gözü hep dizinde. Heh, tam da üstüne bassın ağam, ayağını kaldır. Şimdi bizim oğlan boş gezenin boş kalfası ya. Boş gezen benim, kalfa da Kaan. Öyle diyorsun yani. Bak bir söz vardır. Zengin parasıyla, işsiz karısıyla oynarmış. Ana! Her an yeşil sahalardan bir gol sesi gelebilir. Heh, ben de onu diyorum işte ya. Sen bizim oğlanı bir iş bahanesiyle şöyle uzaklara bir yollayıversen de biz de bu karını güzel. Anlaştık. Sen üstüme düşeni yapmaya hazır. Lakin siz de kantarın topuzunu fazla kaçırmayın. Biliyorsun benim canım. Prensip olarak ben şiddete karşıyım. He. Oldu ha? O zaman... Azamız mübarek olsun. Ha canım afiyet şeker olsun. Sağ olasın. Kaan'ı gönder bana. Tamam ha. Tamam. Hale. Hale. Hale göndereceğim. Ağam, hazır ağam. Hayırdır Ferhat? Ağam ben gidiyorum. İyi hadi gel atla bırakayım, nereye gidiyorsun? Öyle değil ağam. Temelli gidiyorum. Çok uzaklara gidiyorum. Oğlum sabah sabah Müsellim amcam mı dürttü seni?
Şirin. Şirin artık beni istemiyor. Olmadan ne burada kalmamın ne de yaşamamın bir anlamı var. Saçma sapan konuşma be oğlum. Ne demek istemiyor? Ya onu bana değil Şirin'e soralım. Hadi hakkını helal et. Ferhat. Bak kızacağım o olacak sonunda. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hem ne yaşadınız bilmiyorum ama öyle her kavgada çekip gidecek olsaydık. Oho işimiz var be oğlum. Ya dayanamıyorum abi. Onun bana yüz çevirmesine, gözlerini benden esirgemesine dayanamıyorum. Ya çeksin vursun beni daha iyi. Oğlum sen iyice arabeske bağlamışsın ya. Oturuyorsun oturduğun yerde hiçbir yere de gitmiyorsun. Ama am. Aması falan yok oğlum. Sen burada doğdun, burada büyüdün. Öyle var mı evini toprağını bırakıp gitmek? Konuyu kapatıyorum. Ayrıca izin falan da vermiyorum. Anlaşıldı mı? Kız! Cimbira! Tayfalardan kurtulan vardır. Efendim? Ya Karadeniz'de gemilerin batmış ya onu soruyorum. Kız, hangi gemi batmış? Aman! Kız sana da espri yapılmıyor. O kadar komik karayım beni anlamıyorsun ha. Kız kara kara ne düşünüyorsun onu soruyorum. Hiç ya. Boş ver. Belli belli. Kız. Bizim dev proje ne oldu? Hangi proje? Ya sarhoş sarhoş. Yani çocuk ha. Ha. Sanırım o proje bir süreliğine rafa kalktı. Vaa. Niye ki? Ya Hazar çocuğu konusu sıcak bakmıyor Nazgül. Biz kendi kendimiz mi güve gelin olduk ya? Güve gelin? Evet. Ha gelin güve ediyorsun yani. Neyse. Ay Allah diline şakarsın sen kız. Ya Belo, böyle şeylere erkeklerin hazır olduğu nerede görülmüş? Sen aklını kullanacaksın, aklını. Nasıl yani? Ya Dreş, bunlar erkek adama sorulacak şeyler değil. Sen işi oldu bittiye getireceksin. Hele o tohum karnına bir düşsün. Bak o zaman Hazar istiyor yoksa istemiyor. Aha aha. Gerçekten ister mi dersin? Ya sen bakma. Hazar ağam İstanbul'larda okudu etti ama damarlarında hala buranın kanı vardır. Hele o çocuğu bir duysun. Bak o zaman yelkenleri nasıl suya indiriyor. Tabii asıl sen istiyorsun istemiyorsun. Önemli olan o. Ya Nazgül tabii ki istiyorum. Bir bebeğimiz olmasını çok istiyorum. E tamam işte kız. Git al ve yap Belo tamam mı? Tamam. Gidip yapacaksın. Hadi bu iş bizde çok. Au. Abartma kız. Gelebilir miyim Şirin Hanım? Gir abi gir. Ne o? Bakıyorum da dalıp gitmişsin uzaklara. Anca dalıp gidebiliyorum zaten. Bu ara kimi görsem herkes bir yere gitmek istiyor. Ben anlamadım bu işi. Kim nereye gidiyor? Ferhat. Tutturmuş gidiyorum diye. Yok artık Şirin beni istemiyor. Şirin beni istemiyorsa burada kalmamın bir manası yok diyor. Hayırdır abicim? Ne oldu? Bir şey olduğu yok abi. Nasıl yok? O yüzden mi çocuk dışarıda depresyona girmiş? Ya bırak ya. Nereye giriyorsa girsin. Bayağı kızdırmış seni bu çocuk. Hayırdır abicim? Ne oldu? Aşkınıza nazar mı değdi? Artık Ferhat'ın sevgisinden de aşkından da emin değilim abi. Şimdi bir dakika. Sen Ferhat'ın sevgisinden mi emin değilsin yoksa kendi sevginden mi emin değilsin? Ben neyden eminim biliyor musun? Artık senin gibi tuttuğunu koparan, kendinden emin, duygularından emin, kararlı, net, adam gibi bir adam istiyorum hayatımda. Ferhat ne yaptı da seni bu kadar sinirlendirdi? Boş ver abi ya. Hem artık başkalarını düşünmekten çok sıkıldım. Bundan sonra kendim için bir şeyler yapmak istiyorum. Babama söyleyecektim zaten ama ilk benden duy. Neyi? Okumaya karar verdim abi. Hem okuyup hem çalışacağım. Kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Artık evlilikte, aşkta, meşkte gözüm yok benim. Ferhat'ı bırakacaksın ya. Hayır. Ama bakalım o beni bırakacak mı? Ben onun için okumaktan vazgeçtim ama ne kadar büyük bir hata yaptığımı yeni fark ettim. Okuyacağım abi ben. Bakalım Ferhat yanımda durabilecek mi? Anladığım kadarıyla bayağı kararlısın. Peki var mı aklında bir şey? Var abi var. Konservatuara gireceğim. Konservatuar mı?
Kamilla Hanım. Haydi, haydi Kamilla Hanım. Haydi. Bir dur Allah aşkına ya. Öf, Türk manyağı yine ne istiyorsun benden? Ne var? Ya haydi Kamilla Hanım, ne olursun ya. Kamilla Hanım, al. Nedir bu? Sen bana rüşvet veriyorsun. Yok, tövbe haşa Kamilla Hanım. Siz beni yanlış anladınız. Ben size bana bilgi yazar alın diye verdim o parayı. Ama Türkmen, senin o dediğin şey henüz icat olmadı. Kamilla Hanım, lütfen. Yani benim özel hayatım söz konusu. Sizi birazcık ciddiyete davet edeyim. Peki, tamam. Sen ne yapacaksın bilgisayarı? Söyle. Şimdi Kamilla Hanım, bakın artık bilirsiniz, devir değişti. Türkmen de değişti. Ben de böyle kendime ait özel bir hayatım olsun isteyeyim. Ama bu abimle de olmuyor ki. Yani tamam deli meli ama erkek adam sonuçta, öyle değil mi? Ben de cazibeli bir kadınım. Yani evde kuruyup kalmak istemeyeyim. Şimdi durup dururken Adana'da kimseye sıradan bir gün yaşatmanın alemi yok. Tamam Türkmen, bak sen şunu al, tamam mı? Merak etme. Almana gerek yok bilgisayarı. Bende var. Öyle mi? O zaman haydi bakalım benim profilime. Haydi. Göstereceğim ben şimdi sana. Gel bakayım. Otur yamacıma. Evet. Haydi açak bakak benim profile. Haydi senin adını söyle bir. Adambezatı.com. Tamam. Evet, şimdi kullanıcı adını da de. Türk malı yok. Türk lokumu. Ha yok yok. Rumuz Goncagul. Tamam. Evet, şimdi de şifre söyle hadi. Ya ben şifreyi bilmeyeyim. Bu Goncagul'un sessiz harfleri dediydi abim ama... onların hangileri sessiz bilmeyeyim ki ben. Ha, tamam tamam, ben anladım şimdi. Hah, iyi. Evet. Tamam. Tıklayan düğme var mı? Ne var mı? Ya interaction diyeyim Kamilla Hanım. Interaction var mı? Kız... Türkmen, sen neler öğrenmişsin? Aferin kız sana, aferin. Masaj gelmiş. Ben yanlış mı görüyorum? Aman Allah'ım. Resmen Seyha Nehri'nden çıkıp büyük okyanuslara düştüm Kamilla Hanım. Türkmen kız, vallahi sana 36 tane masaj gelmiş. Haydi haydi, okuyak da kısmetlerimi bekletmeyek. Tamam. Faysal, Faysal, Faysal. Ne yazmış? Özür dilerim. Ya Kamilla Hanım, neden bozuk plak gibi sürekli aynı şeyi tekrar edip duruyorsunuz siz ya? Bir sus be! Ben mi tekrar edip duruyorum? Son demir bükücü öyle yazmış işte. Cevap yazacaksın mı? Söyle haydi. Yok, yazmayacağım. Önümüzdeki maçlara bakak. Türkmen. Biraz gerçekçi olalım istersen. Senin önünde başka maç mı var? Tek maçlık bir turnuva bu. Aldın bunu. Alamadın, küme düşersin. Nasıl yani ya? Rövaşatası da mı yok? Bu ne aygı? Bilmem. Buyur babacığım. Otur, otur. De bakalım Kaan Ağa. Nasıl gidiyor hayat? Vallahi ağlığımız mı kaldı baba? Sayende hanım ası olduk. Evde boş boş duruyorum. Neredeyse dolma saracağım. Sen benim oğlumsun, bu toprakların ağasısın. Hakikaten evde oturmak sana hiç yakışmıyor. Baba sen istedin böyle olmasını. Hani ben sen ne söylediysen ikiletmeden yaptım. Harfi harfine uyguladım. Öyle öyle, iyi ki ikiletmiyorsun ha. Görüyoruz biz olanları. Babacığım yine o mevzulara gireceksek... Otur, otur diyorum, otur. Sen bu karılarla takıla takıla iyice alıngan olmuşsun. Diyeceklerim var sana. Bak gözümün nuru. Ben seni cezalandırmak için işlerden uzak tuttum ama hata etmişim. Baba? E'si şu ki, ya ne güzel bir düzenimiz vardı. İyi kötü idare edip gidiyorduk işte ama sen gittiğinden beri... ortalık iyice karıştı. Hazar var ya baba, o halleder. Yok, o işler öyle olmuyor benim güzelim, yok. Yani kardeşin tek başına bütün işlere yetişemiyor. Ben de gidemiyorum. Deden geldiğinden beri onunla uğraşıyorum, görüyorsun. En nihayetinde diyeceğim şu ki, sana ihtiyacımız var. Eyvallah. Yani demek ki ağam sonunda beni de terazinin bir noktasına koymuş ha. Hapır sapır konuşma lan. Ben ne zaman hanginizi bir diğerinden ayırt ettim?
Allah Allah, lafa bak. Ana, hala gidiyorsun işlerin başına. Adamlara göz kulak olacaksın. Baba ne hali? Başka adam mı kalmadı hale gidecek? Kalmadı lan. Ben gidiyorsun diyorsam gideceksin. Ne yapacağım ben halde? Portakal mı sayacağım? Ya bir kere de ikiletme ya. Bir kere de ikiletme. Gideceksin, adamların başında duracaksın diyoruz. Tamam baba, tamam. Giderim. Aferin. İşte böyle. Gitmeden önce de o yanında getirdiğine söyle. Bu evin kurallarını iyice ezber etsin. Sen gittikten sonra ananlarla takışmasın. Yoruldum. Ben artık bu evde huzur istiyorum. Huzur. Oldu baba, söylerim. Tamam. Başka bir şey yoksa bana müsaade. De haydi işinin başına. Hadi iyi gün. Ben ne karılar gibi entrikalara girdim ama. Haydi hayırlısı. Ya sen şimdi beni yalnız mı bırakacaksın? Kızım çocuk bakıcısı mıyım ben? He? Ağayım ben, ha. Ha, şimdi mi hatırladın ağa olduğunu? Hiçbir zaman unutmadım da bir ara öyle icap etti işte. Hem bak sonunda babam da anladı benim değerimi. Ne dedi, ne dedi? Kız sus, diğer cücesi. Senin yüzünden bizi görecekler diyeceğim ama... Şişt, sessiz olun, sessiz. O zaman bu da şans öpücüğün olsun. Ama... Oy! Gitti. Gül gibi karnımızın namısı gitti. Bunu araya yostuk koyaydı var ya. Ya kızım ne yapıyorsun? Ne oldu şimdi? Nazgül görecek diye mi korkuyorsun? Ya ne korkacağım Nazgül'den, Allah Allah. Ben anamları neyin görmesin diye. Ama bana kızma. Ben seni akşama kadar bekleyeceğim. Özleyeceğim. Öyle mi? Özleyeceğim mi? Anam bak 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 şuna bak hele. Nasıl da biz sağa bir sola yayık ayranı gibi yaylanıyız. Mühteber abla, biz karılık geçtiğini bu su kumadan mı alaydık acaba ya? Çabuk. Hadi ben kaçtım canım. Ha Elmas, ne olur bak anamlarla dalaşma tamam mı? Bir şikayet falan olmasın. Akşam ben gelince bunlarla uğraşmayayım tamam mı canım? Tamam, sen hiç merak etme. Ben onlara kendimi sevdireceğim. Hadi alasma artık. E canım. Biz seni bir güzel sevgiye boğacağız şimdi. Son kurma. Hayırdır nereye? Odama gideceğim ben. Biraz dinleneceğim. Ya dinlenemeyeceğim. Bugün temizlik günüdür. Temizlik? Ne temizliği? Bahar. Bahar temizliği. Oldu o zaman. Kız bastır. İyice bastır. Göster bakalım marifetlerini. Yeni kuma. Ben size marifetlerimi gösterirdim de. Siz Kaan'a şükredin. Ne diyor kız, o bir şey mi diyor? He? Şş bana bak. Ne diyorsun sen orada kendi kendine deli gibi fes 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 fes? Hadi hadi. Ağzın değil, elin işlesin hadi. Yeter anam yeter, bak aynı yere sürte sürte kıvılcım çıkaracağım. Bak biraz da şu öteki taraflara doğru. Hadi canım hadi. İyice bastır, bastır. Oh. Kadınlar ne kadar değişik işkence sistemleriniz var sizin. Vallahi doktor Mengele sizin yanınızda halt etsin halt. Ne işkencesi kız, biz her yıl bunu spor niyetine yapıyoruz. Tabii tabii belli zaten sizin her yıl yılda bir kere spor yaptığınız. Gel bacım, gel. Şöyle baş köşeye otur sen. Otur da bu manzaranın keyfini sür. Ne oluyor burada? Valla gel gel. Valla Hitler'in gaz odalarını aratmayacak işkence yapıyorlar ki sana. Bir gel izleyelim yavrum, gel. Aman yazık ya. Falan az bir kusura bakma ama... ...kız tek başına nasıl yıkarsın bu kadar olayı? Yeni gelin. Ayrıl. Sen anne otur. Al canım çeki de çıktı. Elmas bastır. Daha. 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 Daha.
Ay vallahi ellerine sağlık, pek güzel oldu. Ama marifet sende değil, Arap sabununda. Ne de olsa benim soyumdan. Yine salak salak konuşmaya başladın ha. Temizlik bittiğine göre ben odama çekilebilirim artık. Aman! Mühteber önden iyi misin? Yok! Sende bir kalp yok doğru. Ya yaka iğnem yok, yaka iğnem. Anam! Oy! Yoksa ağamın düğünde hediye etti o iğne mi Mühteber abla? He Asiye! Vay başıma gelen! Panik yapmayın canım, buralara bir yere düşmüştür. Ha düştü! Nerede düştü? Samanlıkta. Ne? Hep aynı yere eşkileyip durma. Biraz da kıyı köşelere bak. Bak şuralara falan bak ya. Ay bu ne böyle ya? Çok sıkıcı vallahi. Kız keşke süre tutsaydı ha. Belki biraz daha heyecanlı olurdu. Ya Türkmen hala sen de mi? Yazık kızı ya. Vallahi ben dayanamayacağım, yardım isteyeceğim. Bağ bak, sen yürek mi yedin? Otur oturduğun yerde kiri veririm o çırpı bacaklarını ha. Vallahi şaka gibi ya. Resmen samanlıkta iğne arıyorum. Sen daha ne konuşuyorsun? Sabah kadar seni mi bekleyeceğiz? De haydi, haydi. Ay aman Allah'ım, şurada bir parıltı neyim görüyorum sanki ya. Hani nerede? Anda bak, tam şurada. Çık, 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 çık. Heh, şimdi dur. Burada mı? Heh, tam orada. Ya sabahtan beri arıyorum, burada iğne falan yok. Siz emin misiniz buralarda düşürdüğünüzü? Aman! Kız Allah senin iyiliğini versin ha. Mühteber anne ne oldu? Anam düşmemiş, burada duruyormuş ya. Ay hadi bozunaydın Mühteber anne. Ne zaman ettiniz Allah canını almayı. Ya kız Samanlı'yı ne hale getirdiniz ya? Vallahi çöpçü kamyonu gelse temizleyemeyiz burayı da ha. Türkmen abla, çöpçü kamyonunda ne hacet? Yeni kuma var ya. He, şu ne? Temizlesin. Yok artık. Yeni kuma. Danaların tezeklerini de toplamayı unutma. Kışın ateşi çok güzel halliyor, biliyor musun? O kadar şimdi tepeklerin içerisinde demelenip dursun anam. Ay. Ay anam. Ya anam valla senden korkulur ha. Samanlıkta iğne arattın ya karıya. Dur sen dur. Başka daha neler edeceğim ben o şıfrıntıya. Ama yazık kızı ya. Ya bu kadarı da fazla değil mi? Yeter. Ya böyle oman acıdı sanki ha. Evlatlarım acıdı da ben ona acıyam. Ay karılar vallahi ben bile korktum sizden ha. Ama aşk olsun, vallahi gönül koydum yani. Benim kızıma da böyle iğrenç işkenceler yapsaydınız keşke. Kaçırırdınız belki kızı. Yabancı mıyız yani? Yabancısız. Ya anne. Ne? Bana bakın o değil de. Ha bu karı samanlıktan kaçmaya kalkmasın sakın. Yok ana, kaçamaz. Niye kız? Zincirledin mi karıyı samanlığa? Vallahi bundan her şey beklenir ha. Vallahi ben senin şerrinden korkayım. Yok anam, yok. Şimdi ne yapıyoruz? Kasamıza bakıyoruz. Bakalım kasamızda ne çıkacak? Kilitledim ya. Ana! Ana! Ay Mühtübür Hanım, vallahi çok iğrenç bir şey yapmışsınız. Yani ben öyle bir yerde kilitli kalsam ağzım burnum şişer. Alerjim tutar vallahi. Bana sakın öyle bir şey yapmayın, tamam? Ya öyle demesen ya Kamil bacı. Kalacak. O samanlıkta kalacak. O tezek kokusu onun iliklerine kadar işleyecek. Daha sonra bakarız. Kaan yanına yaklaşabilecek mi acaba o şıfrıntının? Buyur dedem, ne istedin? Babam! Oy babam, ne diyorsun? Nereye götürüyorsun onu? Hayırlı bir iş için lazım. Babam şerbetini dökeydik baba. Ama. Oh be karılar, bu sefer yırttım dayımdan. (Gülüyor)
Ya bu şatranç oyunu da neymiş Bedri? Vallahi kendimi var ya hayvanat bahçesine girmiş de vahşi hayvanların arasında kaybolmuş gibi hissediyorum. Konsantrasyonum olamıyorum. Ha ha. Ondan yani. Konsantre olamadığınız için kaybettiniz öyle mi? Öyle tabii. Yoksa bir çocuk oyununda kalender ağanın yenildiği nerede görülmüş ki ne? Değil mi? Tabii tabii. Baba. Babam. Bak gidiyorsun. Nereye? Kız istemeye baba. Bu hasretlik canıma yetti baba. Yayla gülünü alamazsan bu dünyada bana rahat yüzü yok baba. Kalender Beyciğim ne diyor bu adam ya? Lütfen bir şey yapın, müdahale edin yani. Baba, bu herif yine niye burada? Yoksa yayla gülünü mu isteyecek baba? Kardeşim yayla gülü diye biri yok. O bahsettiği kadın benim resmi nikahlı karım. Karım, anlıyor musun? Ya görmüyor musun adamı ya? Kolay gidin. Ya biraz sakin ol, biraz rahatla ya. Ya muhtemelen tamam yani annesi dedik tamam eyvallah. Hani kafa gidiyor geliyor dedik, yaşlılık dedik tamam ama... Ya ben de o kadar geniş bir adam değilim efendim. Bahsettiğin kadın benim karım efendim, karım. Haklısın benim dündürüm, vallahi haklısın. Ama ne yapayım? Benim babam, atam, atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ya sen biraz alttan al, biraz idare et, gözünün yağını yiyeyim. Siz de haklısınız tabii. Ne yapacaksınız yani? Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal efendim yani. Neyse artık ne yapalım? Sizin hatırınız için biraz idare edeceğiz artık. Hey! Allah! Yayla gülü benimdir ulan! Baba! Vuracağım. O elinizdeki oyuncak değil mi? Çocuğum bırak bakayım o oyuncağı. Babam nedir o elindeki? Bırak Allah'ını seversen bırak. Vuracağım diyorum. Aman efendim şeytan meytan da olurum. Bırakınız lütfen. Yayla gülü benimdir, benim olacak. Vallahi mı? Hadi ya. Ya bak vallahi durum kötü, kolla götü benim Kamil'im. Kaç pont oluyorum sana. Kalender Bey, bu mu yani bulduğunuz çözüm, bu mu? Ya ne diyeyim benden bu kadar? Kaç kurtar kendini Kamil! Baba, bırak da bana. Bırak baba, kaçıyor. Baba, kaçıyor, bırak. Ay kadınlar ne güzel işkence yapmışsınız kadına. Ama keşke ben de olsaydım. Hadi anlatın, başka ne yaptınız? Gel buraya, gel buraya. Yapma, ne yaptın baba? Vurdum herifi babam. Kamil'im dünürüm! Anam anam yandım anam, vurdular beni. Yettim benim dünürüm, yettim benim dünürüm. İyi misin? İyi misin? Nasılsın? Ay! Ne oldu ha? İyi misin benim canım ciğerim? Ne oluyor ha? Ben bir daha seni yayla gülünün yanında görürsem... ...bu sefer sağlamına 12'den vururum ha, 12'den. Ya baba ne yapıyorsun? Yeter ya, yeter! Ay bak kendin ne yaptın kocama? Ya ben bir şey yapmadım Kamelyalı hanım. Kamelya o bir şey yapmadı. Senin belalın vurdu beni, belalın. Koruyamadın markanı. Ya babacığım iyi misin? Hiç iyi değilim kızım, hiç iyi değilim. Yeter ya dayı. Cemil! Cemil 001'i hazırla, hastaneye gidiyor acile. Çık lan yayla yürünün kolundan, vallahi beyninden vururum ha bak. Tam baba, böyle vuruyum ha. Baba, bırak canım benim. Hadi yukarı çıkalım. Hadi yukarı çıkalım. Yukarıda ne göstereceğiz sana? Tamam anne. Tamam anne. Gel. Allah sizi kahretsin ya. Allah sizi kahretsin. Bak ne hale getirdiler beni. Avra kapatmak nedir arkadaş? Avra kapatmak nedir? Ama siz durun. Siz durun, Kaan gelsin. Ben hepsinin hesabını soracağım size. Oh, leş gibi kokuyor. Ah bu da tamam. Bütün vanaları kapattım. Şşt bak hele. Bir tek tulumba kaldı ha. Gezi yiyorsa burada nasıl suyu? Kusacağım. Yok. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Oh, Allah'ım! Neler edeceğim? Bu ne? Kız gel hele, gel, gel. Gel de gönül rahatlığıyla kayfalarımızı içelim artık. Haydi bakalım. Ay. Al. Şş,
Vallahi çok fena karılarız ha. Ayıp, ayıp. Maşallah, maşallah gayet iyi görüküyorum. Bizim dünürümüz. Ya abla yavaş vursana. Adamı zıplattın, acıdın. Acı var mı acı? Hay. Kız, bu böyle hep yüzün golü mü yatacak şu hale bak. Sus kız, sus öte kedimi zor tutuyorum. Kalender ağam. Çok teşekkür ederiz. Düşünmüşsünüz bile, bize çelenk göndermişsiniz ama ben anlamadım yani. Neden simsiyah bu? Cenazemiz mi var? Başımız mı sağ olsun? Geçmiş mi olsun bize? Nedir? En derin üzüntülerimi bildirmek için hazırlattım size bu çelengi. Ne yapsaydım yani? Düğüne gönderir gibi allı morlu çiçekli bir çelenk mi hazırlatsaydım? Allah'ım yarabbim ya, bunlara da yaranır mı ya? Çiçek göndersen bir suç, göndermesen bir suç. Havasız mı oldu acaba burası? Can mı açsak acaba biz biraz? Nihayetinde hasta bir adam var burada. Hava lazım, hava lazım bize. Kamelyalı Hanım haklı. Hasta ziyareti en kısa olanıdır. De haydi bize müsaade. Günürüm, ne güzel oturuyorduk. Kalsaydın biraz daha ya. Yok yok, biz gidelim. İstenmediğimiz yerde kalmayız zaten. Yayla günü! Dayım! Allah! Baba, nereden bulur o Allah'ın cezasını? İndir orayı ben! Ne yapıyorsun? Yarım kalan işimi tamamlıyorum baba. Seni kendime yar edeceğim yayla günü. Gelinim olacağım. Seni bu morağa yar etmem. Karıcığım kurtar beni. Beni kim kurtarsın da? Dünürüm. Baba. Ya baba daha ben evde kaldım. Ay, daha ben evlenmedim ya. Yayla günleri de çıktı. Haydi bize müsaade. Peki baba ver. Haydi baba. Gel baba. Ne oldu, iyi misin? Gel otur burada. Ay, kız dur hele. Ben iyiyim, iyiyim. Ha. Ya sen benimle doktora gelecek misin? Onu soracaktım. Ben yarın doktora gidiyorum. Ha. Ya istersen tabii ki gelirim. Ya kızım benim için değil ha, senin için. Randevu aldım ya sanda. Şey Nazgül, biz Hazar'la o konuyu daha tam konuşmadık. Ya siz hele bir çalışmalara başlayın, sonra çok konuşursunuz. Bir doktor görsün de içimiz rahat etsin kız. Ya peki. Madem randevu almışsın gelim o zaman. Aşk doktoru oldum ya ben şimdi. Neyi? Doktoru. Elmas'ım. Oh. Vallahi öldüm bittim ya. Çok yoruldum bugün. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Elmas, bura bir şey mi kokuyor ya? Yok. Ne kokacak canım? Yok yok, burası resmen tezek kokuyor ya. Tezek değil, ben kokuyorum Kaan. Anneler akşama kadar beni samanlıkta tuttular. Yapmadıkları eziyeti bırakmadılar. Ne olacak Elmas'ım? Köylük işte, köy hayatı. Gerektiğinde tarlaya da çıkacaksın, samanlığa da gireceksin. Mesele samanlığa girmek değil ki Kaan. Açık açık işkence ettiler bana. Yok canım, işkence falan olmaz. Hem belaya da yapmışlardı aynısını. Sen bunu bir çeşit konağa kabul edilme töreni gibi düşün. Sen ne kadar rahatsın ya. Akşama kadar canımı çıkardılar benim diyorum. O karın olacak kadın da böyle keyifle izledi. Ne yapacaktı yani, hamile haliyle o da mı çalışacaktı? Şimdi kıymete bindi karın. Elmas, bak kaç kere söyledim, bir daha söyleyeyim canım. O benim nikahlı karım. Benim çocuğumu doğuracak, anladın mı? Çocuğumu. Herkes haklı, bir ben değilim.
Herkes beni ezmeye çalışıyor. Yine onlar haklı. Yine ben değilim. Öyle mi? Ya kim seni eziyor? Ya niye bu kadar abarttın anlamadım şimdi. Hayatım boyunca hep bunları yaşadım Kaan. Ezilmek, hor görülmek, aşağılanmak istemiyorum ben artık. Allah Allah, Allah Allah. Ya güzelim seni kim hor görüyor ya? He? Ben seni el üstünde tutmadım mı? Her dediğini yapmadım mı? Nereden çıktı şimdi bu laflar? Sen benim hakkımda ne biliyorsun ki? Ne kadar tanıyorsun sen beni? Elmas. Ne demek şimdi bu? Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey. Hepiniz aynısınız. Elmas o ne demek ya? Ben... Elmas aç şu kapıyı ben neyi bilmiyorum? Elmas konuşacağız diyorum sana. Git başımdan. Ya Elmas ben... Hay sizin bildiğinize de bilmediğinize de. Herkes diyor ki yok onu biliyorsun, yok bunu bilmiyorsun. Kardeşim ben neyi biliyorum ya? Ben ne biliyorum ki? Günaydın baba. Sana pek gün aymadı herhalde. Nedir bu halim? Uyuyamadım ki. Uyuyamam tabii. Daha bunlar iyi günlerin. Bak. Üç günde hayatı zindan etti sana. Sesleriniz daha buraya kadar geliyordu. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Hakikaten kafayı yiyeceğim ya. Herkesin ağzında aynı laf. Herkes aynı şeyi diyor. Bilmediğim bir şey var diyor ama ne olduğunu söylemiyor. Ne o? Yanına getirdiğin karı da mı öyle diyor? Başka bir şey demiyor mu? Ne demesi gerekiyordu baba? Hadi sen söyle ne demesi gerekiyordu ha? Bunu bana değil, ona soracaksın. Ya baba o da bir şey demiyor. Allah için sen söyle bari. Yani nedir bu benim bilmediğim şey? Ben diyeyim bilmediğin şey ağam. Ama hazmedebileceksen, kabullenebileceksen diyeyim. Elmas ne olacaksa olsun artık yoksa ben kafayı yiyeceğim. Nedir bu benim bilmediğim şey? Senden sakladığımız... benim geçmişim. Ben seninle tanışmadan önce pavyonda çalışıyordum. Baban da bunu biliyordu. Ne? Küçüktüm. Bir adamı sevmiştim. Peşinden düştüm, Adanalara geldim. Evlenecektik sözde. Gözüm nikah masasında değil, pavyonda açtım. Gelin olacaktım. İçki masalarına meze oldum. Elmas sen ne diyorsun? Öğrendin işte. Rahatladın mı? Şimdi hayatında kaldığın yerden devam edebilecek misin? Beni yine eskisi gibi koruyup kollayabilecek misin? Zaten sen kabul etsen bu saatten sonra ben kabul etmem. Çünkü bilirim ben seni. Sen vicdanlı adamsın. Nazgül'e yıllarca katlandın. Bilirim bana da katlanırsın. Ama ben razı olamam. Artık hiçbir şey olmamış gibi davranamam. Elmas bir dakika, bir dakika Elmas. Elmas neden? Elmas neden böyle bir şeyi benden sakladın ha? Baba ya niye benim arkamdan böyle oyunlar çevirdiniz? Tüm kartları açtım işte Kaan. Artık oyun moyun yok. Ben otelime gidiyorum. Tabii elimden almazsan. Ha? Alırsan da canın sağ olsun. Ben başım çaresine bakarım. Doktor hanım, ben onun bir şeyi yoktur değil. Ya ben o kadar söyledim, gerek yok dedim. Ama zorla getirdi işte. İyi ki getirmiş Bella Hanım. Ne demek istiyorsunuz doktor? Demem o ki.
Ya ne diyeceksen de haydi doktor hanım. Üf. Sizin şu anda çocuğunuz olamaz Bella Hanım. Bir dakika. Anlamadım. Ne dediniz? Maalesef duyduğunuz doğru Bella Hanım. Siz hamile kalamazsınız.